Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir çeyizlik lif modeli anlatacağım. Modelim keselif, böyle simli serilerden arkadaşlar. Yeni tasarımda diyebiliriz. İp olarak yine krem kullanacağım. Elimde sim ip var. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz sim ip diye. Benim bobin biraz büyük, gördüğünüz gibi büyük bobin aldım. Tığ da 1,3 mm'lik tığla öreceğim. Bunu örerken dilerseniz bu tığ da kullanabilirsiniz. Lif tığını da kullanabilirsiniz. İnce uçlu tığ da kullanabilirsiniz. Size kalmış malzemelerimiz sadece bunlar. Modelim çok çabuk ilerliyor. Sadece çiçek yapımında zorlanabilirsiniz. Hani zorlanmak derken biraz o uğraştırıcı arkadaşlar. Ama çiçeği farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Size videoda da söyleyeceğim. Modelim keselif arkadaşlar. İki parça öreceğim. Üst kısma gelen parçayı süsleyeceğim inşallah. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Hazırsanız iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Krem ipimle 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu yuvanın içine tığıma 3 defa sardığım fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya yine tığıma 3 defa sardığım fıstık yapıyorum. 2, 3 sardım. Kapattım. Arada 2 zincir. Evet, bu şekilde toplamda 6 tane fıstık yapalım. Evet, aralarda 2 zincir. Evet, 6. fıstığımı da yaptım. En son 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bu zincir yuvasına, buradaki zincire başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Bu yuvanın içine zincir yuvasına batarak fıstık yapacağız. Bir tane fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Bu fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum, tutuyorum. Zincir yuvasına ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve ikisini bir kapattım. Arada bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Dibine, yani aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Arada bir zincir. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir tane daha göstereceğim. Zincir yuvasına batarak bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Tutuyorum yuvama. İkinci fıstığı yapıyorum. Ve ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son bir zincir çektim. Bu sıradaki ilk yaptığım fıstık karşımda, onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Hemen bu fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir üst sıraya geçmiş olduk. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Bu fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum, tutuyorum. Dibe ikinci fıstığı yapıyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topluyoruz. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Artırma yapıyorum. Tepeye bir fıstık. Dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. Ve ikisini bir kapattım. Arada bir zincir çekiyorum. Bir alt sırada üzeri bir yatık fıstıktı. Şimdi iki tane oldu. Doladım. Karşı fıstığın tepesine geçiyorum. Aynı işlemi yapacağım. Bir fıstık yapıyorum.
Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Dibe ikinci fıstık. Karşıya da üçüncü fıstığı yapıyorum. Üçünü bir. Kapattım bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık artırmamı yapıyorum. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, bu sıranın da sonuna geldim. En son bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Bir zincir. Evet, bakın 1, 2, 3. sırayı tamamlamış olduk. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir. Karşımda 2 atık fıstık var. Yani demek oluyor ki 2 tane üçlü fıstık yapacağım. Evet, şimdi birinci üçlü fıstığımı yapıyorum. Tepeye 1, dibine 2, karşıya 3. fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir topladım. Bir zincir. Birinci üçlü fıstığımı yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur ama tepeye bir, dibine iki. İlk defa yapacak olanlar için detaylı anlatıyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. İkinci üçlü fıstığımı da yaptım. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir, dibine ikinci fıstığımı yaptım. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, bir alt sırada iki fıstığım vardı. İki atık fıstığım vardı. Şimdi bakın 1, 2, 3 oldu. Tığımı doladım. Karşıyı da göstereceğim. Karşı dilime geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir. İki tane üçlü fıstık yapıyoruz. Tepeye bir. Dibine iki. Karşıya üçüncüyü yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Birinci üçlü fıstığımı yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Tepeye bir. Dibine iki. Karşıya üçüncüyü yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Artırmamı yapıyorum. Tepeye bir. Dibine bir fıstık. İkisini bir kapattım. Arada bir zincir. Evet, bu sıram bu şekilde ilerliyor. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Bir üst sırada da buraya sabitleyip bir fıstık yapacaksınız. Karşınızda 3 tane yatık fıstık olacak. Yani 3 tane üçlü fıstık, bir tane artırma yapacaksınız. Böyle her sırada bir tane artacak. Üzerindeki yatık fıstıklar, bu yatık fıstıklar 7 tane olana kadar yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi üzeri 3, 6, 7 fıstık olana kadar ördüm. Burada karşıya sabitledim. Burada ağız kısmını yapacağız. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir. Evet, şimdi üçlü fıstık toplayarak dilimin sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, dilimin sonuna geldim. Çıkışta artırma yapmıyorum arkadaşlar. Ben şöyle üçgen şeklinde açılsın istemiyorum. Düz devam etsin. Sadece son sırada artırma yapacağım. Üzeri yine 7 fıstık. Çevirdim. Hemen bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir. Yine üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna buraya kadar gelelim. Evet, sırayı tamamladım. Yine artırma yapmadım. Üzeri 7 fıstık çeviriyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir. Üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Burada çıkışta bir tane artırma yapalım. Hemen tepeye bir fıstık, dibine de ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir
Kapatıyorum. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Evet, 3 sıra örmüş olduk. Üzeri 8'e tıpıstık oldu. Aynı parçadan bir tane daha örelim arkadaşlar. Sonra süslemesine geçeceğiz. Evet, aynı parçadan bir tane daha ördüm. Şimdi süslemesine geçelim arkadaşlar. Şöyle ben size işaretle anlatmaya çalışacağım nasıl yapacağız diye. Şöyle bir tane dilim, bakın burada bir dilimim var. Şöyle üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 yatık fıstık olan sıra tam ortaya, yani 3 sağda 3 solda kalacak şekilde şöyle ortaya işaret koyuyorum. Anlamanız için işaret koyuyorum, eminim siz bilirsiniz. Şöyle yıldızın ortasına işaret koydum. Şöyle gelecek, bakın şöyle, bakın aşağıya doğru geliyor buradaki zincir, geçiş zincirine işaret koyuyorum. Aşağıdan sayarsam şu tekli fıstıktan sonraki zincir geçişlerini sayarsam 1, 2, 3'üncüye işaret koydum. Ya da 3 yatık fıstık sırasının hemen yanındaki geçiş zincirine işaret koyuyorum. Şöyle bakın. Sonra diğeri de aynı şekilde diğer dilim. 3 sağda 3 solda olacak şekilde tam ortaya şöyle işaret koyuyorum. Böyle burada da 3 yatık fıstık sırasının hemen solundaki zincir yuvasına böyle işaret koymanıza da gerek yok. Daha iyi anlatabilmek adına böyle gösterdim. Evet, bu şekilde. Şimdi buradan başlayalım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle 3 yatık fıstık sırasının şöyle sağda buradaki fıstığın tepesinden giriyorum. Yukarıdaki 2 fıstık arasından çıkacak şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Bakın buraya doğru ilerleyeceğiz. Burada bir, oraya doğru 1, 2, 3 fıstığım var. Doladım. Hemen buradaki yıldızın ortasından girip şöyle yukarıda 2 fıstık arasından çıkacak şekilde buraya bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Trabzanın boyunu gördüğünüz gibi uzun tuttum. Tığıma doladım. Aynı yere girip bir trabzan daha yapıyorum. 2, aynı yere, arada zincir çekmiyorum. 3, 7 tane trabzan yapıyorum. 4, böyle. 5, 6 ve 7. Bir zincir çektim. Bakın bu hizada gidiyor. Bir ileriye yıldızın ortasından girip şu 2 fıstık arasından çıkacak şekilde başına dolamadan batıyorum. Ve bir zincir çektim. Tığıma doladım. Bu işaret koydum yıldıza. Yani 3 sağda yatık fıstığım var, 3 solda yatık fıstığım var. Tam ortadan giriyorum. Şöyle işaretimi çıkartayım. Ortadan girip yukarıdan 2 fıstık arasından çıkacak şekilde buraya trabzan yapıyorum. 10 tane trabzan yapalım. Burada döneceğiz. O yüzden 2, aynı yere 3, trabzanların boyunu uzun tutuyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir zincir çektim şöyle öbür tarafa. Şöyle çevirdim. Burada işaretime kadar bakın 1, 2, 3 tane fıstık gidiyor. Burada 1 ve 2. fıstık arasındaki yıldızın ortasından girip şöyle bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Sıradaki bakın. 2 fıstık ortasından girip yukarıdan 2 fıstık arasından çıkacak şekilde buraya da 7 tane trabzan yapıyorum. 1
2 3 4 5 6 ve 7. Bir zincir çekiyorum. Burada işaretlediğim yeri, yani 3 yatık fıstık olan sıranın yanındaki zincir yuvasına başına dolanmadan batıyorum. Zincir yuvasına batmayalım. Özür dilerim. Bakın buraya batalım. Buradaki şöyle fıstığın tepesine batalım. Bir zincir çekiyorum. Karşıya geçeceğim. Şuraya. Böyle fıstığın tepesine batıp şöyle iki fıstık arasından çıkacak şekilde batıyorum. İki zincir de çekebilirsiniz. Bir zincir tığıma doladım. Diğer dilime geçtim. Şöyle şunu göstereyim size yaptığımızı. Bakın bu şekilde oldu. Buraya da aynı işlemi yapacağım. Şöyle tığıma doladım. Geçiş de bu şekilde olacak. Şöyle bakın. Buraya ilerleyene kadar 1, 2, 3 fıstığım var. Sıradaki iki fıstık arasından böyle girip iki fıstık arasından çıkacak şekilde 7 tane trabzan yapıyorum. Burası çok kolay aslında. Hemen ilerliyorsunuz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 ve 7. Bir zincir sıradaki İki fıstık arasında üçgen şeklinde ilerliyoruz. Buraya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Burada 3 yatık fıstık sağda, 3 yatık fıstık solda kalacak şekilde ortaya. Şöyle 1, 2, 3. Buraya 1, 2, 3. Girip 10 tane trabzan yapıyorum. 2 hızlıca yapayım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir zincir şöyle bakın. Şu üçüncü 3 yatık fıstık olan sıranın yanındaki zincire bakın. 1 2 3 fıstığım var. Sıradaki 2 fıstık arasına bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir zincir doladım. Bakın böyle gidiyor. Buradan girip şöyle iki fıstık arasından çıkacak şekilde 7 tane trabzan. 2 3 4 Evet, ipi ortadan çektiğim için bazen böyle geliyor. Şöyle 5. yapıyorum. 6 ve 7. Bir zincir çekiyorum. Şöyle. Burada zincirim var. Hemen sağ taraftaki fıstığın tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir. Dilerseniz iki zincir çekebilirsiniz. Şöyle işaretimi çıkartayım. Karşıya şöyle fıstığın tepesinden gelip iki fıstık arasından çıkacak şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir zincir doladım. Yine hedefime doğru ilerliyorum. Dediğim gibi işaret koymanıza da gerek yok. Anlarsınız. Böyle 7 tane trabzan. Böyle göstereyim. Bu ikisini yaptığımız gibi arkadaşlar, diğerlerini de yapacağız. Burada da şurayı da bilirsiniz. Üzeri 6 yatık fıstık olan sıra. Böyle. Burası olacak. Böyle bu şekilde altını da tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi sonuna geldim. Şöyle bu şekilde oldu. En son burada dibe indim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet, ipimizi şöyle içe doğru saklayalım. Evet. Sonra zor olur. O yüzden simde şimdi gitmek istiyorum arkadaşlar. Sim kenarını gitmek istiyorum. Şöyle sim ipimi aldım. Ben
Lif tığımı kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz ince uçlu tığla da örebilirsiniz. Elinize hangisi yatkınsa onu yapabilirsiniz. Bir zincir çektim. Şöyle şuradan başlayalım. Bak, buraya trabzan ve buradaki sık iğne arasında başına dolamadan batıyorum. İki trabzan arasına geçiyorum. Oraya da başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yeri tekrar başına dolamadan batıyorum. Sıradaki iki trabzan arasına geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Evet. İnce uçlu tığ kullanırsanız daha fazla zincir çekmeniz gerekebilir. Bakarsınız arkadaşlar. Sıradaki iki trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. 2 trabzan aralarına böyle pipirik yapıyoruz. Sıradakine geçtim. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Sıradakine geçtim. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Evet, burada bakın trabzan ve sık iğne arasına şöyle başına dolamadan batıyorum. Diğer tarafa da bakın sık iğne ve trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. Şeyse zincir çekebilirsiniz. Kasarsa. Sıradaki iki trabzan arasına geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Geçiş de bu şekilde olacak. Siz farklı şekilde de yapabilirsiniz. Evet, sıradaki iki trabzan arasında başına dolamadan battım. 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum. Evet, böyle pipirik yapıyoruz. Geçiş de bu şekilde olacak. Dediğim gibi kasarsa zincir çekebilirsiniz. Bu şekilde tamamen etrafını yapalım. Sonra çiçeğin yapımına geçelim. Evet, bu aşamayı da tamamladım. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi çiçeğin yapımını göstereceğim arkadaşlar. Çiçeğimiz de bu şekilde olacak. Bu zor olur derseniz arkadaşlar, şöyle sadece ortadaki çiçeği de yapabilirsiniz. Sadece lif puf çiçeği de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben bunu yapacağım. Bunu anlatacağım. Şöyle kenara alayım. Krem ipimi aldım. 75 tane zincir çekelim. Böyle ne sıkı ne geniş. 75 tane zincirimizi çekelim. 75 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyoruz. Tığımızı doladık. Bir zincir atlıyoruz. İkinciye trabzan yapıyoruz. Bir zincir doladım. Bir zincir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir zincir atlıyoruz. İkinciye trabzan yapıyoruz. Bu şekilde kafes yapıyoruz arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar, zincirin sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim 35 tane kutucuğum oldu. Burada bir zincir çektim. Şöyle bu kutucuğun içine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim 6 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. Trabzanlarımızın boyunu biraz büyük tutalım. 4, 5, 6. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki kutucuğa başına dolamadan batıyorum. Bir zincir doladım. Sıradaki kutucuğa geçiyorum. 6 tane trabzan. 1, 2. Eliniz sıkıysa daha fazla yapabilirsiniz. 3, 4, 5, 6. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki kutucuğa başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım.
Sıradaki kutucuğa geçiyorum yine. Yaprak yapıyorum. 6 tane trabzan. Evet, şöyle hızlıca yapayım. 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir sıradakine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine sıradaki kutucuğa geçiyorum. 6 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 17 tane yaprağım oldu. Son yaprağımı yaptım. Bir zincir çektim. Son kutucuğa başına dolamadan batıyorum. Burada şöyle iki zincir çekelim. İlmeğimizi genişletelim. İpimizi bırakalım. Bu taraftan başlayacağız. Sim ipimizi alalım. Evet, yine aynı tığ kullanıyorum arkadaşlar. İnce uçlu tığ da kullanabilirsiniz. Aynı tığ da kullanabilirsiniz. Şöyle şuradan başına dolamadan batarak başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya zincirle trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, trabzanın tepesine batıyorum. Araya da batabilirsiniz, tepesine de batabilirsiniz. 3 zincir, sıradaki trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, sıradakine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir sıradakine batıyorum. Bu şekilde yaprakların etrafını gideceğiz. 3 zincir. Burada trabzan ve sık iğne arasına batıyorum. 3 zincir. Sık iğne ve trabzan arasına battım. Diğerine geçmiş oldum. 3 zincir sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. 3 zincir sıradaki trabzanın tepesine. Bu şekilde sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi sonuna geldim. Son yaprağımın üzerindeyim. Burada şöyle ipimi arkaya alıp aşağıya iniyorum ve bir iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, şimdi çiçek şeklini verelim arkadaşlar, gül şeklini verelim. Bu taraftan başlayalım. Şöyle bu şekilde katladım ilk yaprağımı. Şöyle yavaşça çeviriyorum. Böyle çevirelim. Bu şekilde. Evet, tekrar göstereceğim arkadaşlar. Telefonum çalıyor. Bakmak zorundayım. Ona bakıp döneyim ben. Evet, tekrar göstereceğim arkadaşlar. İlmeğimiz burada, bu tarafta. Biz sağ taraftan şöyle ilk yaprağımızı böyle katlayarak başlayalım. Katladım. Böyle yavaşça şöyle bükerekten şeklini verelim. Evet, şöyle. Böyle tamamdır. Şuradan tutuyorum arkadaşlar. Bakın buradan tutuyorum. Yaprakları sayalım. Dış yapraklar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane olursa 3, 6, 8 tane de bu büyük yapraktan olacak. O yüzden şöyle şu hizaya getirin. Dışarıda 8 yaprak denk gelsin. Şöyle yavaşça tersini çeviriyorum. Şöyle şurada tığımı alıyorum. İğneyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim gibi tığla da yapabilirsiniz. Evet, şuradan şöyle. Evet, böyle çevirdim. Hem buna hem şöyle ortaya kadar şöyle giriyorum. Bu kutucuk sırası, gördüğünüz gibi kutucukla başlamıştık. Oralara girdim. Buradan iğneğimi aldım ve çekiyorum. Genişçe kapattım. Yani çok kasılmasın diye 3 zincir çekiyorum. Biraz ileriden tekrar giriyorum ortadan. Bu şekilde çıktım.
Başını dolamadan batıyorum. Genişçe. Bakın. 3 zincir. Biraz ileriden bu şekilde ortaya kadar girip şöyle ortadan ilmek alıp çekiyorum ve başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Biraz ileriden bu şekilde giriyorum. Böyle aldım, başına dolamadan batıyorum. Gördüğünüz gibi genişçe batıyorum ki alt kısmı topar, çok sıkı olmasın. Biraz ileriden girdim. Yapamam derseniz iğneyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, böyle tamamen etrafını dönerek bütün yapraklarımızı sabitlemiş oluyoruz. 3 zincir. Başladığımız yere geldik. Şöyle bir zincir çektim. Göstereyim size. Şekli bu. Bozulmaz arkadaşlar. Çünkü gayet sıkı yaptık. Alt kısmı da bu şekilde oldu. Şimdi bunların yuvasını yapacağız. Alt yaprakların yuvasını yapacağız. Şöyle şuraya sabitleyelim ilk başladığım yere. Evet, şöyle. Burada şuraya batıp arkadaşlar. Buraya batıp sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan battım. 7 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı yere bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Böyle hemen yanına. 1, 2, 3 zincir çektim. 3 zincir yeterli mi? Değil. 4 zincir çekiyorum. Şöyle 2 yaprak arasına sık iğne yapmıştım. Bakın buraya. Bu sık iğnenin sağ tarafına başına dolamadan batıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sefer sık iğnenin öbür tarafına bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Yaprak yuvaları yapıyoruz. Bakın 2 tane yaptık bile. 4 zincirden sonra diğer 2 yaprak arasındaki sık iğnenin sağ tarafına böyle zincire başına dolamadan batıyorum. 7 zincir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sık iğnenin sol tarafına bu şekilde zincire başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Diğer 2 yaprak arasındaki sık iğnenin sağına buradaki zincire başına dolamadan batıyorum. 7 zincir. Evet, sık iğnenin sol tarafına bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Diğerine geçişte 4 zincir. Evet, yaprağın arasındaki sık iğnenin sağ tarafına batıyoruz. 7 zincir. Ve sol tarafına batıyoruz. Geçişte 4 zincir. Evet, bilirsiniz artık bu şekilde. Az kaldı zaten. 8 tane yuvamız olacak. Sonuna kadar, yani başladığımız yere kadar gelelim. Evet. Sonuncu yaprak yuvasını yaptım. 4 zincir çektim. İlk başladığımın dibine başına dolamadan batıyorum. 1, 2 zincir çektim. Şöyle modelimizin düz tarafını çeviriyoruz. Düz tarafını çevirdik. İlmeğimizi aldık. Bu 4 zincir çektiğim yere başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Bu 7 zincir çektiğim yuvaya bir dolayıp 2 defa da çektim. 6 tane trabzan yapıyorum. Trabzanların boyunu biraz uzun tutalım. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle trabzanın son trabzanın tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Zincirime yine 6 tane trabzan yapıyorum. 1,
2, 3, 5 tane yapabiliriz arkadaşlar tepesine battığımız için. Ama ben 6 yaptım. 4, 5, 6. Şöyle yamuk gelirse 5 yapabilirsiniz. Evet, buradaki geçiş zincirine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya yine 6 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 zincir tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Zincirime 6 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen bu geçiş zincirine 4 zincir çektiğim yere başarılı olmadan batıyorum. Bir zincir çekip sıradaki yuvaya yine 6 tane trabzan. Evet, 2 yaprağımızı yaptık. 6 tanesi kaldı. Onları da tamamlayalım. Evet. Şöyle son yaprağımı da yaptım. Şöyle dibine buradaki 4 zincir çektiğim yere başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çektim. Arkada herhangi bir yere başına dolamadan batıyorum. Tekrar 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, yine sarı ipimi alacağım. Bir zincir çektim. Şöyle dip kısımdan başlayalım. Bakın buraya başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Trabzanın tepesine. 1, 2, 3 zincir. Trabzanın tepesine. Etrafına gideceğiz arkadaşlar. 3 zincir. Trabzanın tepesine. Biliyorsunuz diye biraz hızlı yapıyorum. 3 zincir. Trabzanın tepesine. 3 zincir. Buradaki pipireye batıyorum. 3 zincir. Aynı yere batıyorum. 3 zincir. Şöyle trabzanın tepesine. 3 zincir. Diğer trabzanın tepesine. Böyle tamamen etrafını yapalım. Evet, bu şekilde dediğim gibi tamamen etrafını yapalım. Sonrasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi sonuna geldiğim en son 3 zincir çektim. İlk başladığım yere başına dolamadan batıyorum. Şöyle 2-3 zincir çekiyorum. Tersinde herhangi bir yere başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok çok. Evet, çiçeğin dikimini göstereceğim çünkü sonra dikmesi zor olur. Şöyle üzerine yerleştirelim. Bu şekilde. Tek kat ipimle dikeceğim arkadaşlar. Şöyle alttan. Böyle teller gibi arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi böyle aralıklarla iyice sabitleyin, bilirsiniz. Şöyle çok kastırmayalım çiçeğimizi, böyle dikelim. Evet, dikimini tamamladım. Şimdi iki katı birleştireceğiz. Diğer parçamı aldım, şöyle tersi bana bakacak şekilde serdim. Diğerini de üzerine yerleştiriyorum. Şöyle. Hem birleştireceğiz hem de etrafını yapacağız. Bir zincir çektim. Köşeden başlayalım. Şöyle iki parçayı birden başına dolamadan batıyorum. Burada 1,
2 3 zincir çektim, bir aşağı iniyorum. İkisine bir başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir çektim, bir aşağıya, ikisine bir başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir, bir aşağıya iniyorum, ikisine bir başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir çektim burada. Üzeri 7'ye tık fıstık arkadaşlar. O yüzden şöyle yarım ay yapmaya buradan başlayalım. Bir zincir çekmiştim. Tığıma doladım. Hemen zincirin öbür tarafına ikisine bir batarak trabzan yapıyorum. Bir trabzan. Hiç zincir çekmeden ikinci trabzanımı yapıyorum. 3 4 5 6 tane trabzan yeterli. 6 trabzan yaptım. Bir zincir, sıradaki iki fıstık arasına hem de arkaya ikisine bir başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvaya iki parçayı birden, yine 6 tane trabzan. 6 trabzan kasıyorsa 7 tane yapabilirsiniz. 2 3 4 5 ve 6. Şöyle sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum, bir zincir. Evet, şöyle oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yine zinciri fıstık kabul edeceğiz. Dediğim gibi, çünkü tek sayı kalıyor. Böyle devam edelim. Böyle buraya kadar geleceğiz. Buradan zincirle yukarıya çıkacağız. Burada ağız kısmında yine tek parça halinde, yani hem önce önü sonra arkayı yapıp tamamlayalım. Etrafında siminin yapımını yine göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi etrafında tamamladım. En son bu ağız kısmını yaptım. Şöyle bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. İpimizi içe doğru saklayalım. Bu ağız kısmının etrafını ayrıyeten yapalım. Sonra buradan başlayıp kenarını yapalım arkadaşlar. Simli ipimizle ya da lif ipiyle, hangisini yapmak isterseniz. Şöyle bir zincir çektim buradan. Başlıyorum. Başına dolamadan battım. Şöyle bir sonraki iki trabzan arasına geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, bilirsiniz, aynı şekilde yapacağım. Aynı yere tekrar batıyorum. Sıradakine geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. Kasıyorsa arada bir zincir çekebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi ağız kısmını yapalım. Sonra buraya sabitleyip buranın etrafında gidelim. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi etrafında tamamladım. Harika oldu. Dilerseniz buraya bağcık da yapabilirsiniz. Hem sim ipi hem lif ipi kullanarak bağcık yapabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Ben yapmadım. Şöyle elime de geçireyim. Gördüğünüz gibi boyut olarak da ideal oldu. Beğendiyseniz arkadaşlar, takım devamını istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazmanız yeterli. Eğer ki ileride tekrar örmek isterseniz de, şimdi örmek istemiyorsunuz, sonra tekrar örmek istiyorsunuz, kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip yorum yapıp paylaşırsanız da bana destek olmuş olursunuz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Ören Hanım Emine, oradan isim olarak takip edebilirsiniz. Facebook'tan da Ören Hanım yazarsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.